Ege'de birinci, güzellikleriyle kendini hayran bırakan, mavi ile yeşilin muhteşem uyumuna ev sahipliği yapan, burası İzmir'in güzel ilçesi Urla. Türkiye'nin Toskana'sı diye anılıyor Urla. Etkileyici doğası, gizli kalmış koyları, plajları, sanat kokan sokakları, tarihi köyleri, balık restoranlarının süslediği ve renkli teknelerin demirlediği iskelesi, üzüm bağları, pazarları, müzeleri, muhteşem manzaralar sunan tepeleri ve çok daha fazlasıyla Urla, mavi ve yeşilin her tonuyla insana huzur veren bir ilçe. İlçenin ismini nereden aldığına dair çeşitli rivayetler bulunmakta. Halk dilinde Latince ve Rumca bataklık, sazlık anlamına gelen Urla kelimesinden ve Osmanlı Padişahı Mehmet Çelebi'nin komutanlarından İbrahim Bey'in sefere çıkarken kendisine Uğur ola, uğurlu geldi demesinden üretildiği söylenmektedir. Denize açılan her sokağında şüphesiz farklı bir hikaye barındıran Urla'da büyüyen şairimiz Necati Cumalı, bu şirin ilçeden o kadar etkilenmiştir ki sevgisini dizelere şöyle dökmüştür. Diyelim oturmuş yazıyorum. Birden duruyor kalem. Bir görüntü ak kağıtlarda. Ev ev, sokak sokak. Yine Urla oluyor konum. 40 kilometrelik sahil şeridinin pırıl pırıl denizin mavisiyle buluştuğu, doğanın bütün cömertliğini sergilediği, tarihin halen soluyan kalıntılarının eşlik ettiği Ege'nin muhteşem bir köşesi. Susuz yazın, tütün zamanının yaratıcısı Necati Cumalı'nın, Nobel ödüllü şair Yorgos Seferis'in, sanatçı Tanju Okan'ın vazgeçemediği, iz bıraktığı topraklar. Yolu İzmir'e düşenlerin görmeden geçmemesi gereken, her köşesinde yeni keşiflere tanık olunacak Urla, unutulmayacak bir ziyaretin kapısını açık tutuyor.